FIFA Mobile'i bırakıyorum arkadaşlar. Evet. FIFA Mobile 2020'de FIFA Mobile'i bırakıyorum. Herkese merhaba, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar FIFA Mobile 19'un, yani EA Sports'un aslında FIFA Mobile 19'da yaptığı hatalarla ilgili özel bir video yapacağım ve bu videoyu sizlerden beğenmenizi ve baştan sona izlemenizi rica ediyorum kesinlikle. Çünkü bu videoda kanalla ilgili ve her şeyle ilgili önemli sorular soracağım, önemli şeyler konuşacağız. Hani bu video gerçekten çok önemli bir video. Bu videoya yorumlar yapacaksınız. Bu videoya beğeniler lütfen atın arkadaşlar. Ve baştan sona izleyin. Sizlere her anlatmak istediğim şeyi, her şeyi anlatacağım. Zaten videolardan bu sıra para kazanmak için çekmediğimin farkındasınız. 10 dakikayı falan geçmeye de çalışmıyorum. Bu videoda da onu çalışmayacağım ama siz yine de baştan sona izlerseniz gerçekten çok ama çok sevinirim. O zaman arkadaşlar hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, ben Facebook grubumuzda bir tane gönderi paylaştım. Bu nedir arkadaşlar? Yeni içerik. Bu bir videoluk bir içerik. Hani yeni bir seri değil, yeni bir içerik dedim. FIFA Mobile'de son bir ay içindeki oyuncu kaybı sebepleri. Bıraksan neden bırakırdın? FIFA Mobile 20 oynayacak mısın? Ve hala çözülemeyen ve çözülmesini istediğin buglar yorumlara yaz ve ben de videomda yorumlayayım. Arkadaşlar aynı şekilde bu videonun yorumlarında istediğiniz soruya cevap verebilirsiniz. Gerçekten bu benim için çok önemli. Çünkü oyunu bırakan kişi sayısı gerçekten çok fazla. Facebook gruplarında oyunu bıraktım diye çok fazla gönderi görüyorum. Ayrıyeten şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani benim bile bırakasım geldi. YouTube videosu çekmiyor olsaydım zaten şu ana kadar bırakmıştım oyunu. Ama bırakacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Azaltabilirsiniz ama bırakacak hiçbir şey yok. Hepsini detaylıca konuşacağız sizlerle birlikte. Hemen başlayalım. İlk olarak arkadaşlar ben size sorduğunuz cevap, verdiğiniz cevapları sonradan değerlendireceğim. Kendim cevaplar vereceğim sizlere bu sorularla alakalı. Öncelikli olarak FIFA Mobile 20 tabii ki oynayacağım ve nasıl olduğuna bakacağım. Eğer bu seneki gibi olursa FIFA Mobile'i bırakıyorum arkadaşlar. Evet. FIFA Mobile 2020'de FIFA Mobile'i bırakıyorum. Eğer bu seneki gibi olursa. Gerçekten hani çünkü çok büyük saçmalıklar oldu bu sene. Çok fazla buglar var, çözülmüyor. Oyuncu kaybı oluyor ama çözülmüyor. Sadece para kazanmaya yönelik hiçbir şey yok. Ve karşı atak, özellikle ben bunu neye bağlıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şuna bir oyuncu kaybı sebebi olarak en büyük oyuncu kaybı sebebi. Aslında Şampiyonlar Ligi turnuvası olmadan önce arkadaşlar insanlar oynuyordu bu oyunu. Şampiyonlar Ligi turnuvası geldi abi. Herkes kendine yüksek bir hedef belirledi. Ve tabii ki arkadaşlar mümkün olmayan hedefler oluyor bazen. Çünkü ben bile hani Van Basten'i alamadım. Gerçekten alamadım. Hani uğraştım ve alamadım. Ve insanın gerçekten çok sinirini bozuyor ve hani alamadım ama sosyal yaşamımı etkileseydim alabilirdim. Etkilemediğim için alamadım. İnsanlar oyunun sosyal yaşamını etkilediğini gördü ve oyunu bıraktı. Ancak arkadaşlar şunu yapabilirdiniz. Size şunu söyleyeyim. Hani sosyal yaşamınızı etkilemeyecek şekilde canınız sıkıldıkça oynayın oyunu. Ve paket açın. Etkinlikleri oynayın. Az olan etkinlikleri veya turnuva, ama böyle günlerce süren turnuvaları oynamayın. Bunu oyunu bırakanlara söylüyorum. Hani günlerce süren şu turnuvalardan keyif alarak oynayan gerçekten var mı? Bunu yorumlara yazarsanız gerçekten sevinirim. Gerçekten çok fena zamanımızı çalıyor FIFA Mobile. Ama full oynamayabiliriz. Çok yüksek hedefler koymaya gerek yok. Ama arkadaşlar oyunu dediğim gibi hani sürekli baştan sona oynayabiliriz. Evet, gerçekten yani bu şekilde arkadaşlar. Benim yani kendi yorumum, bunu kimse yorumlara yazmamış. Oyunu bırakanlara sorarsak hani bunun için bıraktım mı diye, kesinlikle bunun için bıraktım demez. Ama gerçekten bu ona hani bilinç altında da olsa büyük bir etki oluşturdu. Çünkü gerçekten oyundan bayağı bir sıkılmaya sebebiyet verdi. Umarım final için, Şampiyonlar Ligi finali için böyle bir turnuva gelmez. Gelecekse de kendinizi oynamak zorunda hissetmeyin. Çünkü oynamak zorunda hissederseniz gerçekten hani oyunu bırakmaya kadar gidiyor bunun sonu. Hani bırakmak isteyen zaten bırakır. Arkadaşlar şimdi sizlerin yorumuna bakıyorum. Ben adamı 10'a 3 yeniyorum. Maç sonu bir bakıyorum. Maçı adam 4-2 almış. Bu benim de başıma geliyor. İnternet sıkıntısı da değil. Oyunda olan bir bug. Ve hani son zamanlarda daha çok olmaya başladı ve son zamanlarda oynamayı ben çok azalttım ama yorumlarda çok görüyorum. Gerçekten çok büyük sıkıntı arkadaşlar. Mesela dün video atmamamın sebebi falan oynamamam değil. Ben yine video fikri bulurdum ama hani mezuniyetim falan var arkadaşlar. Onlarla ilgileniyorum birazcık. Hani bu ara birazcık böyle olacak ama efsane canlı yayınlara falan başlıyoruz. Diğer bir yorum. Abi mesela karşı atakta benden düşük gelen rakip geliyor. 3-0 önde başlıyor. Bak bu çok sıkıntı abi. Rakip geliyor, tamam mı? %100'e takılıyor. Sonrasında birazcık geçiyor, geçiyor, geçiyor. Bir bakıyorum abi 1.30'da başladığım maç bir anda 1 dakika 10 saniye kalmış ve rakip 3-0 önde. Aynı bu çocuğun dediği gibi, gerçekten çok ilginç. Karşı atak yüzünden bırakırım abi, FIFA 20'de oynayacağım. Yani karşı atak dediği oyundaki bug'lar muhtemelen.
Oyundaki oyuncular bence çok pahalı eskilere göre. Yani fiyatı EA Sports belirlemiyor tabii ki. Yani botlar birazcık bir şeyler alıp belirlediği şeyler var ama hani direkt olarak EA Sports belirlemiyor arkadaşlar. Bunu o şekilde söyleyemeyiz. Ama işte dediğim gibi hani buna da birazcık tabii ki ilgisi var. Abi bıraksam şeyden bırakırdım. Pazardaki %5 kesinti ve ben başlıyorum. Bir bakıyorum adam 3-0 önde. Pazardaki %5 kesinti oyunu sürekli oynadığın zaman kalkıyor. Benden mesela kalkalı bir aydan fazla oldu. Belki 2 ay oldu. Bu çok önemli bir şey değil. Bu senin için sıkıntı olmasın. Adam 3-0 önde. Yani gerçekten bir anda adamın 3-0 önde olması olayı oyunun çok büyük bir hatası. Oyunu başından beri oynasam bu sene yani 2 ya da 1 ay sonra zaten %5 kesinti gidiyor. Evet tamam onu söylemiş zaten. Abi TOTS etkinliğinde rakipte Yüzgen 120 kim ya? Ben de Yüzgen 120 kimim. Adama 4 müthiş fırsat, 10 iyi fırsat, 0 temel fırsat veriyor. Bana 1 müthiş fırsat, 7 iyi fırsat, 2 temel fırsat veriyor. Arkadaşlar bunu yapıyor oyun bakın bunu yapıyor ama bu çocuk mesela fırsatını iyi kullanmış rakip takımdaki. Kendimiz hani bizim takipçim olan bunu yazanlar arkadaşlar yazan çocuk fırsatı çok kullanmamış. Mesela abi birisi 14 fırsat kullanmış, yazan arkadaşımız 10 tane fırsat kullanmış. Hani belki geriye kalan 4 fırsatın 3'ünü müthiş fırsat verecek oyun. Belli olmaz ama oyunun bununla ilgili bir şeyler yaptığını ben de farkındayım. Hani kaybetmeni istediği zaman oyun seni kaybetmeni sağlıyor yani bence. Bana göre ben bunu kesinlikle böyle olduğunu düşünüyorum. Bu para kasması çok zor, pazar çok uçuk demiş. Yani gerçekten bu sene para kasma konusu sıkıntı. Ve videoya selamlar demiş. Aleyküm selam kardeşim. Çağatay İmamoğlu bu ne abi ya deyip bir fotoğraf atmış ve bu fotoğrafta arkadaşlar şöyle bir durum oluşmuş. Normal 3 tane müthiş fırsat falan yakalamışsın. Bence gayet normal. Bu ne peki demiş sonrasında atmış. Yani bu da az fırsat yani bak rakip 13 fırsat yakalamış sen 7 fırsat yakalamışsın. Burada hani oyunun hiçbir sorunu yok. Ama ben dediğim gibi abi bu Şampiyonlar Ligi turnuvası ve oyuna getirilen etkinliklerin saçmalığı. Yani gerçekten abi adam gibi bir şeyler gelsin. Abi biz 87 gelsek misal karşımızdaki 90-98 geliyor çok adaletsiz. Bu da hani senin kasman gerekiyor kardeşim. Buna da bir şey diyemem. TOS'ta no privacy found diyor. Oyuncular gözükmüyor demiş. Evet şimdi Siyer Akkuş'tan bir yorum gelmiş. Güzel açıklamalı onu bir okuyalım. Koray 17 ve 18 verdiği keyfi 19 vermiyor. O yüzden bıraktım ve bu yorum 5 kişi beğenmiş arkadaşlar. O yüzden bu yorumu dikkatli okuyalım. Çünkü hani toplu topu 10 kişi falan görmüştür yorumu ve 5 kişi de beğenmiş. Yani gerçekten görenin yarısı beğeniyorsa iyi bir yorumdur muhtemelen. 20 başlar mıyım bilmiyorum ama her sene geçen seneyi aratıyor ve bu oyuna para yatırmak saçma. Hem de çok saçma. 10 bin lira yatıran var. 15 var. Ama ne oluyor? 20. Geçtiğimiz zaman 3-4 tane seçkin veriyor. Onları da toplasan 5-6 milyon. Gerçekten çok haklı. Gerçekten çok haklı. Ve hani oyunu bırakmasının sebebi ne düşünmüş? Ya keyif vermediği içinmiş arkadaşlar ama harbiden oyunu değiştirdikçe hani keyif vermesi kaçıyor oyunu bırakılmasının sebebi de o. Mesela abi ben şöyle desem mesela kaliteyi düşürsem. Mesela geçen seneye göre birazcık şeyim düştü mesela sempatikliğim düştü çünkü daha yoruluyorum üniversite sınavım var. Hani bunlar çözülecek sorunlar ama hani mesela benim de izleyicim bu yüzden düştü. Hem de oyunun kitlesi bayağı azalıyor. Çünkü bakıyorum diğer FIFA Mobile kanallarına kalmadı zaten bir iki tane kanal dışında ve onlar da çok düşük durumda. Onlara da üzülüyorum. Çok emek veriyorlar çünkü. Ama tabii ki atlatacağız abi hepsini. Saçma sebeplerle ani düşen yatırımlardan veya oyunun dosyalarına 2 ay önce eklenip daha yeni getirilen oyunculara ya da birkaç güne geri getireceğiz dedikleri oto fiyatın 1,5 aydır gelmemesi gibi uyduruk sebepler soğutuyor adamı. Gerçekten böyle şeyler soğutuyor arkadaşlar. Ve abi işte Türk gücü kazanmış ama işte bu yüzden deyip üzülmüş. Yani o senin birazcık beceriksizliğini demek istemiyorum çok fazla ama birazcık öyle sanki ya. Çünkü fırsatları da çok böyle uçuk vermemiş. Az fırsat yakalamışsın. FIFA 20 oynayacağım demiş. Şu teke tek sıkıntısı yüzünden bırakırım demiş. Herhalde bu bazı cihazlarda oynanamaması sıkıntısı olabilir ya da farklı bir sıkıntısı olabilir. Varsa ben bilmiyorum. Yorumlara onu da yazabilirsiniz. Yeterli XP olmasına rağmen seviye atlayamıyorum. Karşı atak maçlarını... Abi bu çok sıkıntı. Yeterli XP olmasına rağmen seviye atlanılamaması. Oyunda çok büyük sıkıntılar var. Rakibe daha fazla atak veriyor, bana daha az veriyor. Arkadaşlar ona hani dengeli veriyordur. Hani size de fazla verdiği oluyordur. Buna karşı çok da fazla bir şey. Ben de sinirleniyorum. Bak en sinir bozucu olay bu. Okey ama hani buna bir şey diyemeyiz. Bu arada bildirim geldi ve bildirim sesi videoda duyuldu ve ben burayı muhtemelen kesmeyeceğim. Çok üşendim şu anda ama bence sıkıntı yapmazsınız ve şu anda like atarsınız ya. Bak Müslüm Tektaş 41. saniyede SS almış. Tamam 41. saniyede şöyle SS almış arkadaşlar. Adam 2-1 geride. Siyah ekranda. 3 saniye geçiyor. Siyah ekran değişmiyor. Pozisyon vermiyor. Ve yine 2-1 geride. Sonrasında arkadaşlar
3-1 geriye düşmüş, hala siyah ekran. Yani bu bunun bir tane gol atmasını engelleyecek.